Yurtta sulh, cihanda sulh sözlerinin yer aldığı pankartlara izin verilmediği belirtiliyor. Ben hemen size detayları aktaracağım. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine üzerinde Atatürk'ün olduğu tişörtlere izin verilmemesi üzerine bir kriz yaşanmaya başlanmış. Suudi yetkililer iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç öncesinde tişörtleriyle sahaya çıkmasına da izin vermiyorlarmış. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti. Zaten Cumhuriyetimizin 100. yılında bu karşılaşmanın Türkiye'de kendi topraklarımızda oynanması gerektiği yönünde iki kulüpte görüş bildirmiş ama Türkiye Futbol Federasyonu bu görüşü tanımamıştı, dinlememişti sevgili izleyenler. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında Suudi Arabistan'da oynanacak bu karşılaşmaya Atatürk pankartları ve tişörtleriyle sahaya çıkma istediklerinde de izin verilmediği için iki kulüp yöneticileri hassasiyet göstererek maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etmişler. Galatasaray ve Fenerbahçe İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartlarıyla tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmişler sevgili izleyicilerimiz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalı'na konuşmuş Fenerbahçeli yetkililer krizi doğrulamış. Şimdi ihtiyaç duyuyorsanız arkadaşlar benim telefonumu alın. Ulaşabileceğiniz isimler burada var. Biz de tamam. Biz de buradan da arayıp ulaşabiliriz söylediğim gibi. Hemen ulaşabiliriz bazı isimlere. Çünkü Fenerbahçeli yetkililer bu krizi doğruluyor sevgili izleyenler. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'den ses yükselmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'na hayır. Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu Süper Kupa maçı 100. yılda kendi topraklarımızda oynanmalı denmişti. Bugün 29 Aralık 2023 ve bu maç her şeye rağmen, yükselen tüm sese rağmen biliyorsunuz ki Suudi Arabistan'da Al Awwal Stadyumu'nda oynanacak. Neden? Türk futbolunun bekası için. Minvalinde bir açıklama yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu son derece yararlı olacağını Türk futbolunu tanıtmak için söylemişlerdi. Şimdi bu maç öncesinde Suudi Arabistan'da Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir kriz yaşanıyor ve her iki takım yöneticileri de maça çıkmayız diyorlar sevgili izleyicilerimiz. Maça çıkmayız diyorlar. Bir kere daha vurguluyorum. Bir kere daha vurguluyorum sevgili izleyenler. Bir kere daha vurguluyorum. Çünkü 100. yılında Cumhuriyetimizin maça Mustafa Kemal Atatürk pankartlarıyla ve Atatürk'ün üzerinde fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıkmak istedi iki takım. Ama buna izin verilmiyor. İki kulüp yöneticisi de hassasiyet gösterdi. Maça böyle çıkılacağı yönünde hem Galatasaray hem Fenerbahçe yöneticileri ısrarcı ve diyorlar ki eğer İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin verilmezse biz maça çıkmayacağız diyorlar sevgili izleyenler. Ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalı'nın Fenerbahçeli yetkililere ulaşmış. Fenerbahçeli yetkililer yaşanan bu krizi doğrulamış. Suudi Arabistan topraklarında Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesinde Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu tişörtlere, yurtta sulh cihanda sulh pankartına, İstiklal Marşı'na acaba bilmiyorum ama öyle deniyor. İzin verilmediği yönünde bilgi var. Tepki gösteriliyor iki takım yöneticileri tarafından ve diyorlar ki eğer izin vermezlerse Galatasaray ve Fenerbahçe bu şartlar altında maça çıkmayacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmişler. Biz yeni bilgiler geldikçe size aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Var mı arkadaşlar yeni bir gelişme izleyicilerimize sunabileceğimiz? Evet, bu arada tamam. Bu arada yeni bir gelişme daha var. Onu da size aktarayım. Kurkalı Rumalı mevzuata ilişkin.
1 Ocak'tan itibaren kur korumalı mevduat yani KKM hesabı açılmayacakmış sevgili izleyenler. Böyle ekonomiye dair yanlışlar yapılıyor sonra geri dönülmeye çalışılıyor. KKM'ye ilişkinde bir U dönüşü söz konusuydu. 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları vade sonunda yenilenmeyecek. Burada da pek çok zarar söz konusu. Yük hazineye yıkıldı. Sonra Merkez Bankası'na ve 1 Ocak itibarıyla da artık yeni hesap açılmayacağı ve beraberinde de yine mevcut hesaplarla ilgili yapılacak son işlemlere de bu son dakika gelişmesiyle yer veriliyor sizlere aktardığım gibi. Ekranımızdaki sıcak gelişmeyi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu arada Sayın Selçuk Dereli yayınımız olacak biraz sonra. Kendisine soracağız. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da Atatürk ve Cumhuriyet krizi yaşanıyor. Maça çıkmayız diyor Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al Awwal Stadyumu'nda oynanacağını Türkiye Futbol Federasyonu açıklamıştı. Ve demişti ki federasyon bu kararı elbette biz kulüplerimize de sorarak alıyoruz. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye de sorarak alıyoruz. Her iki takımdan açıklama da gelmişti aslında. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu karşılaşma Suudi Arabistan'da değil, Türkiye'de oynanmalı. Kendi topraklarımızda oynanmalı denmişti ama Türkiye Futbol Federasyonu tanımadı. Hiçbir açıklamayı, hiçbir eleştiriyi görmezden geldiler ve dediler ki ülkemizin geleceği için, futbolumuzun tanıtılması için biz bu maçın Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklıyoruz. Peki bu akşam Al Awwal Stadyumu'ndaki bu karşılaşma öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe maçının hemen öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı belirtiliyor. Eğer böyle devam ederse, eğer izin vermezse Fenerbahçe ve Galatasaray diyor ki biz maça çıkmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'na da bunu ilettik. Sayın Selçuk Dereli, FIFA eski hakemi bizimle birlikte. Sayın Dereli, merhaba efendim. Uzun süredir sizinle konuştuğumuz bir konuydu. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, siz de eleştiriyordunuz, siz de nasıl olur sorusunu soruyordunuz, takipteydiniz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atmadı. Hayır, orada dedi maç. Maç öncesi yaşanan Atatürk görselli tişörtlerle sahaya çıkılmasına, yurtta sulh, cihanda sulh pankartının olmasına ve haberden anladığım kadarıyla İstiklal Marşı'na dahi karşı çıkılıyor. Ne dersiniz? Ülkü Çoban, biliyorsun Cumhuriyet'in 100. yılında biz bu Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması gerektiğini söylemiştik. Seninle de konuşmuştuk tabii, daha önceki yayınlarda. Tabii. Dolayısıyla bundan doğan ne olabilirdi ki? Türkiye Futbol Federasyonu bu anlamlı süreci paraya tercih etti maalesef. Suudi Arabistan'da oynatmaya karar verdi. İşte bugünkü yaşananlar tamamen bir rezalet. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu organizasyonu yaparken bunları konuşmadı mı? Bunlarla ilgili tedbiri almadı mı? Efendim o ikili diyaloglar yani kurulmadı mı? Burada bir eksiklik var. Tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin buradaki duruşu son derece önemli. Yani eğer bunlar yapılmazsa biz de maça çıkmayız demeleri son derece doğru. Yani düşünebiliyor musunuz? İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmiyorsa, elimizde yurtta sulh, cihanda sulh pankartları sahaya çıkmanıza izin verilmiyorsa yapılması gereken de budur, bu tavırdır. Yani böyle bir şey olmaz. Gerçekten Türk futbolu pek çok sıkıntılı süreçleri yaşadı ama böylesini görmedik. Gerçekten bunu da gördü Türkiye. Evet. Yazık, hakikaten olmadı bu. Evet, Sayın Selçuk Dereli, ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun son uyarılarına çok dikkat etmiştim. Uyarılarda evet uçak biletleri birdenbire Suudi Arabistan ülkemizde arttı. Mesela diyor ki Futbol Federasyonu oraya gittiğinizde aman hurma isterken dikkat edin. Hurma kadın demek, şu kelimeyle hurmayı isteyin, şunu yapın bunu yapın. Böyle garip şeylerle yönelik bir açıklama gelmişti federasyondan, uyarılar silsilesi. Ama galiba bunu kestiremediler. Şu an iki takım da federasyona ilettik maça çıkmayacağız diyor. Ne olacak? Kararlı gibi görünüyorlar ki Fenerbahçe krizi de doğrulamış durumda. Maça çıkmazlarsa ne olacak?
Yani maça çıkmazlarsa hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Bu bir duruştur, bu bir tavırdır. Gelirler Türkiye'de oynarlar Hükü Çoban. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bu 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılda bu maçın Suudi Arabistan'da oynatılmasının altında yatan sebepleri biz konuştuk. Tamamen politik, siyasi. Tamamen politik yani. Anlatabiliyor muyum? Bir Suudi Arabistan ziyareti oldu. Arkasından Süper Kupa finali oraya alındı. Arkasına bir de şey eklediler. Evet, işte bir maddi kazançla Türk futbolunu sağlayacağız diye. Evet. Şimdi bu organizasyonu yapan anlayış bunları nasıl düşünmez? Ya bilmiyor mu burada bunlarla karşılaşacağını? Yani burada hani bu maçın oraya alındığını bilen herkes bunun farkında da Türkiye Futbol Federasyonu bunu bilmiyor mu? Oldu bittiği getirmeye çalışıyorlar bence. Bir şekilde oynansın mücadelesi çabası içerisinde görünüyorlar ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu süreçteki duruş son derece önemli, kıymetli. Evet, tabii bu arada maddi kazanç öncelendi ama ve lakin Galatasaray ve Fenerbahçe tavırlarına devam ederse, kararlılıklarına devam ederse ya da Suudi Arabistan'da Atatürk fotoğraflarının olduğu tişörtlerle sahaya çıkmaya izin verilirse tamam. Galatasaray ve Fenerbahçe sahada olacak. İstiklal Marşı okunursa, yurtta sulh cihanda sulh pankartına izin verilirse ama verilmezse çıkmayacaklar. Şimdi maddi kazancı önceleyen Türkiye Futbol Federasyonu iki takım sahaya çıkmayıp Suudi Arabistan'dan geri dönünce maddi zarara, çok büyük maddi zarara imza atmış olmayacak mı? Şimdi şöyle Öykü Çoban, bizim ve dünyanın saygı duyduğu ve bizim çok önemli bir değerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün. Tabii. O posteri, işte o pankartları, işte yurtta sulh, cihanda sulh pankartları çıkılmasına izin verilmiyorsa bu büyük bir saygısızlık. Tabii. Bunun bedeli olamaz Hükü Çoban. Tabii. Yani bunun bedeli olamaz. Ve ben takımlarımızın da bu duruma izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Yani bunun maddi yön olabilir mi? Böyle bir şey var tabii, mı? Tabii. Yani sen Suudi Arabistan'ın Süper Kupa finali oynatıyorsun. Buna hazırlıklı olacaksın. Planlamanı yapacaksın. Zaten başlangıçtan yanlış da oraya gidilmesi. Ve bugün de bu sıkıntılar şu an için yaşanıyor, bu kriz. Umarım takımlarımızın da duruşuyla da bu aşılacak Hükü Çoban. Umuyorum aşılacak ama Türkiye Futbol Federasyonu ya öngörmedi ya da sizin dediğiniz gibi bir şekilde... Öngörmek mi istemedi? Belki de öngörmek istemedi. Yoksa yaptıkları... İşine mi geldi birilerinin acaba? Değil mi Hükü Çoban? Değil mi? Değil mi? Bu soruları da sormak zorunda kalırız. Çünkü federasyonun açıklaması çok düşündürücü Sayın Selçuk Tereli. Şimdi değil, daha önce... Uyarılar açıklaması çok önemli. Ben çok şaşırmıştım. Hurma istemeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. İşte şurada gezerken şöyle yapın, tezahürat atarken böyle olun. Sadece bunlar üzerinden bir planlama. Ve... Ya siz önce görevinizi yapın, Türkiye Futbol Federasyonu demek lazım değil mi Hükü Çoban? Önce üzerinize düşen görevi yapın. Yani bu organizasyon dört dörtlük yapın. Belli ki plansızlar, hazırlıksızlar ya da öyle olmasını istiyor belli bir yapı. Anlatabiliyor muyum? Belki onların da işine geliyor yani. Atatürk pankartlarıyla oraya çıkılmaması belki birilerinin işine geliyor yani orada birilerini, anlatabiliyor muyum? Bunu da sormak lazım. İşinize mi geliyor bu duruma düşülmesi? Bu belli değil miydi bunların yaşanacağı, anlatabiliyor muyum? O yüzden takımlarımızın duruşunu alkışlıyorum. Umarım bu devam eder ve bu verilmek istenen mesaj püskürtülmüş olur ve bu duruşta çok ciddi bir anlam kazanır. Çok. Çok teşekkür ediyorum Sayın Selçuk Tereli. Ben teşekkür ederim Hükü Çoban. Sevgili izleyicilerimiz, FIFA eski hakem Sayın Selçuk Dereli ile konuştuk. Galatasaray ve Fenerbahçe biz geri döneriz diyor. Biz sahaya çıkmayız diyor. Eğer Atatürk fotoğraflarının olduğu tişörtlerle sahaya girmemize izin vermezseniz, eğer İstiklal Marşı'nın okunması